Hiçbir gencin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. Nokta. Hiçbir genç. Doğru. Bakın 10 Kasım'dayız. 10 Kasım'dayız. 83 yıl önce sonsuzluğa uğurladığımız bir dünya liderini, bir dünya önderini anıyoruz. En zor koşullarda mücadelesini verdi. En zor koşullarda. Onun dönemine ait anılar yayınları, Fali Rıfkı Atay'ın Çankayası vardır, pek çok kitap vardır. Ve Dolayısıyla bakıldığı zaman yol parasını bile bulamayan bir liderin, toplayamayan bir liderin, toplamakta zorlanan bir liderin verdiği mücadele vardır. Dolayısıyla gençlerin umutsuzluğa kapılma hakları yoktur. Bir, umudunuzu yeşerteceksiniz ve büyüteceksiniz. Umudunuzu ne kadar büyütürseniz o kadar güçlü söz sahibi olursunuz. Bunu, bunu asla unutmayın. Ben dolar, faiz vesaire falan filan. Ülke iyi yönetilmiyor. Ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Bilgisayarın fiyatı bu olur, oyun konsolunun fiyatı şu olur. Bir sürü şey. Bunların tamamını ithal ediyoruz. Temel sorunumuz o. Evet. Niye kendimiz üretmiyoruz? Birinci soru o. Türkiye neden kendisi üretmiyor? Üniversitelerim yok, üniversiteleri var. Araştırma birimlerim yok? Araştırma birimleri de var. Ama siz üniversiteden farklı düşündü diye oturur da üniversite hocalarını kanun hükmünde kararnameyle üniversiteden atarsanız o üniversite üniversite olmaktan çıkar. Üniversite üniversite yapan tartışmaların üniversitenin tartışmaların odağı olmasıdır. Üniversitelerde her türlü düşüncenin özgürce tartışılmasıdır. Şunu bütün gençlerin unutmaması lazım. Türkiye süratle vasatlaştı. Vasatlaşmak çok tehlikelidir. Vasatlaşmak Türkiye katma değeri yüksek ürün üretemez noktasına gelebilir. Katma değeri yüksek ürün üretmek için üniversitenin bilgi üretmesi lazım. Üretilen bilgiyi de sanayici elle tutulur, metaya dönüştürür. Bunun için üniversiteler çok ama çok değerlidir. Şu anda bizim her ilimizde üniversite var. Gerçekten bunlar üniversite mi? İlk soru o. Bunlar gerçek adı üniversite ama gerçekten üniversite mi? Hayır. Çoğu üniversite değil. Hukuk fakültesi var. Hukuk dersini verecek profesör yok, doçent yok. Bunun için bakın bizim planımız şöyle. Her organize sanayi bölgesinde, Türkiye'deki bütün organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kuracağız. Teknoloji liselerinin özelliği şu. Gelecek kişi bunlar en az 6 yıl olacak her birisi öğrenci branşında ders görecek. Üçüncü sınıftan itibaren sanayide kendi alanı ile ilgili gidecek stajını yapacak. Stajını yaparken onun sosyal güvenlik primini kamu yani devlet ödeyecek. Mezun olduktan sonra okuldan arzu ediyorsa fabrikada çalışabilir. Stajını yaptığı fabrikada. Arzu ediyor üniversiteye gitmek istiyorsa kendi çalıştığı alanın iz düşümü olan üniversiteye altı, artı puanla gitmiş olacak. Artı puan, iki puan, üç puan daha artısı olacak diğerlerine göre. O zaman teknoloji liseleri çok cazip hale gelecek. Üniversiteyi kazanamazsa işi hazır olacak. Dolayısıyla ara eleman sıkıntısı büyük ölçüde bitmiş olacak. İyi bir eğitim almış olacak, hayatı sorgulamış olacak, üretim zincirinin asli bir parçası olmuş olacak. Hem üretecek hem kazanacak, iş garantisi olacak. Artı üniversiteye giderken de artı puanla gitmiş olacak. Bu yapılabilir mi? Yapılabilir tabii. Niye yapılmasın? Bunlar yapılabilir. Yapılması için sizin sandığa giderken Oya ihtiyacımız var. <laughs> 6 milyon. 300 bin genç Türkiye'nin kaderini değiştirecek. Dolayısıyla sizin önümüzdeki seçimlerde dünya siyaset tarihine böyle bir armağanı verme olanağınız var. Dolayısıyla tarım dünyanın bütün ülkelerinde stratejik sektördür. Ve Türkiye kendi kendine yeten, tarımda kendi kendine yeten, karnını doyuran ülkelerden, dünyadaki az sayılı ülkelerden birisiydi. Bugün mercimekten, baklaya kadar, samandan canlı hayvana kadar, etten tutun ay çekirdeğine kadar dışarıdan ithal ediyoruz. Birinci soru şu, neden? Arsa desey, toprak deseniz var, su deseniz var, güneş deseniz var, insan deseniz o da var. O zaman neden? Bunu aşmanın yolu tarımda gerçekten köklü bir değişim değişiklik yapmanız lazım. Çiftçinin zarar etmeyeceği bir modeli hayata geçirmeniz lazım. Bu modelin adı şudur. Maliyet artı makul kar eşittir taban fiyat. Matematiğinizi ise mesele yok. Maliyet şu. E, sulu arazide mi ekim yapıyorsunuz? Susuz arazide mi ekim yapıyorsunuz? Ektiğiniz ürünün cinsi nedir? Bunun bir maliyeti vardır dönüm başına. Rahatlıkla hesaplanabilir. Üstüne makul bir kar koyarsınız. Çiftçinin zarar etmeyeceği bir karı da koyarsınız. Bir kişinin farklı düşüncelerden çekinmemesi lazım. Sosyal medyayı niye kapatacaksınız? Hangi gerekçeyle kapatacaksınız? Kişiler orada düşüncelerini rahatlıkla ifade edebiliyorlar. Espriler yapabiliyorlar, eleştiriler yapabiliyorlar, şiirler yazabiliyorlar, öyküler anlatabiliyorlar. Dolayısıyla siyaset kurumunun yeri geldiğinde yanlışları varsa yerden yere vuruyorlar. Peki siyaset kurumunun yapması gereken ne? Bir politikacının alkışa ihtiyacı yok aslında. Bir sanatçı değiliz. Politikacının sağlıklı ve tutarlı eleştiriye ihtiyacı var. Yani benim hatamı ben görmeyebilirim ama siz görebilirsiniz. Sokakta, caddede karşılaştığınız bir olayda sitem gelir size ve siz bunu dillendirirsiniz. Bunu bazen sert dillendirirsiniz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin böyle dünya kadar kararı var. Dolayısıyla eleştiriden korkmaması lazım. Tam tersine politikacılar... Sağlıklı ve tutarlı eleştirileri okumak, dinlemek ve kendilerine biraz yön çizmek zorundadırlar. Böyle bakmak gerekiyor.